Evet. Yüksek tansiyonda da bizim verdiğimiz testere dişli aslan pençesidir. Alıç yaprağımız var. Alıç yaprağımızı kullanmaları gerekiyor. Nar özü ve çörek otu yağımız vardır bizim burada. Bunda şöyle yapmaları gerekiyor. Yine bu testere dişli aslan pençesinden günde 2 defa şeklinde yapacaklar bunu burada. Yine kaynamış olan bir su bardağımıza bunu atacaklar. Bu 2 yaprak da olabilir, bir tutam şeklinde de olabilir bu. Attıktan sonra bunu kısık ateşte 10 dakika kaynatmaları gerekiyor. Kaynadıktan sonra sıcakken süzülüp ılık olarak sabah kahvaltısında ve öğlen kahvaltı yani öğlen yemeğinden yarım saat önce içilmesi gerekiyor günde 2 defa. Evet. Akşamları da alıç yaprağımız devreye giriyor burada. Bunu da burada yine bir tutam şeklinde almaları gerekiyor. Bu da burada yine kaynamış suyumuzun içerisine atacaklar bunu. Bir su bardağımızın içerisine bir tutam şeklinde olacak. Bu da burada kısık ateşte 8 dakika kaynaması gerekiyor. Sonra kaynadıktan sonra da bunu sıcakken süzülüp ılık olarak akşam yemeklerinden 2 saat sonra içilecek. Takviye ürün olarak da çörek otu yağımızdan bunu günün 3 öğününden birinde sabah, akşam ya da öğlen olabilir 1 yemek kaşığı. Bir de nar özümüz var bizim burada. Nar özü o kadar şey değil yani, şart değil ama o da bir, çünkü narın kendisi de, bakın, düşük tansiyonlu olanlar lütfen nar suyundan uzak durunuz. Çünkü tansiyonunuzu daha da çok düşürür. Yani bunu söyleyelim, yüksek tansiyonlu olanlar ne kadar içecekler, bir de o kocaman su bardağıyla değil. En fazla 150 mililitre. Burada gördüğünüz bardak 150 mililitrelik bardaktır. Daha fazlasını tüketmeyin. Günde 2 defa yüksek tansiyon hastalarına karşı. Hele hele yeni başlamışsa, doktor tansiyonunuz var, dikkat edin, daha size henüz ilaç vermiyorum dediyse Hüseyin, yapacağı şeyi söyleyeyim. Eğer Anadolu'daysanız, gölge güzel bir meyve ağacının altına bir şilte sereceksiniz ve toprağı hissedeceksiniz orada. Sizdeki o elektriği nasıl çektiğini hayretle göreceksiniz ve tansiyonunuzun dengelendiğini. Bir başka şey, önünüze düz marul koyun, 10 yaprak düz marul. Eskiler ona yağlı marul da der. Bir bardak da nar suyu. Bir yaprak marulu alacaksınız, çiğneyeceksiniz, yutarken bir yudum nar suyuyla. Böylece 10 yaprak marulu, düz marul yaprağını bir bardak 150 mililitre nar suyuyla tükettiğiniz takdirde o yüksek tansiyon illeti size ne diyelim, bulaşmayacaktır. Yani bu yeni başlamış olanlar. Çünkü bunu ilk 1-2 ay içerisinde kontrol altına aldınız. Alamazsanız, buna özen göstermezseniz, doktorunuz size ömürlük yüksek tansiyon ilaçları vermeye başlayacaktır.